çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden hepinize sevgi ve selamlarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Esma Hanım'ın bir sorusu var. Esma Hanım şöyle sormuş. Değerli hocam, benim 13 aylık bir kızım var. Geceleri saat 2'de uyuyor. Sabah da 11 gibi kalkıyor. Gece geç uyuması gelişimi açısından sorun olur mu? İkinci sorum, yemek yedirmekte zorluk çekiyorum. Reklam açarak zorla yediriyorum. Bunun bir zararı olur mu? Şimdiden teşekkür ederiz diye sormuş Esma Hanım. Şimdi Esma Hanım, gece 2'de uyuyor olması gelişimi açısından bir sorun olur mu? Evet, ciddi bir sorun olur. Yani çocuk gece uykusu sırasında ruhen ve zihnen dinlenir ve gece uykusu sırasında aslında çocuğun o metabolizması sükunete erdiğinden dolayı iç dünyasındaki ve fiziğindeki gelişmeler o sırada olur. Eğer 2'ye kadar uyanık kalıyor ise o takdirde çocuğunuzun gelişmesinde gerilemeler veya duraksamalarla karşılaşabilirsiniz. Saat 2'ye kadar oturmuş olması, hele ki 13 aylık bir çocuğun ve saat 11'de de uyanıyor olması oldukça yanlış bir davranış. Onu mutlaka düzeltmenizi tavsiye ederim. İlk önce uyanma saatini erkene almaya çalışın. Yani 11 yerine saat 7 gibi uyandırmaya çalışın. Bırakın o gün 1-2 gün huzursuz olmuş olsa da siz de erken kalkın. Ondan sonra öğlen uykusunu da birazcık azaltmaya çalışarak akşamı erken yatması için, yani tekrar biyolojik ritminin içerisine girmesi için bir süre mücadele edin. Daha sonra çocuk zaten 2'ye kadar hiçbir çocuk dayanamaz. O biyolojik ritmine girdikten sonra siz de huzura ermiş olursunuz. Çocuğunuz da gelişimini tamamlamış olur. İkinci kısmı ile ilgili cevabı vermeden önce hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyelim. Merhabalar Adem Bey. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz iyisinizdir umarım. Allah razı olsun. Benim bir sorum vardı. Ben de 4 yaşında bir yeğenim var. Sürekli resmen böyle açıkça pantolonunu indirip her tarafa işiyor. Sürekli burnundaki simi çıkarıp yiyor. Sürekli eli poposunda, hatta yalıyor parmaklarını böyle. Ne yapabiliriz bilmiyorum. Çok şiddet gösteriyor elinde ne varsa. En küçük bebekten tut ne büyüğümüze kadar şiddet gösteriyor. Yeğeniniz değil mi sizin? Evet, yeğenim. Ben halasıyım. Siz halasınız. Beraber yaşıyoruz, 11 kişilik bir aileyiz. Kaç yaşında dediniz? 4 yaşından beri böyle. Peki sizce, siz dinliyor musunuz bizim programlarımızı? Evet dinliyorum. Sizce evde işler yolunda gidiyor mu? Gitmiyor sanırım. Gitmiyor, bence de gitmiyor. Yani 4,5 yaşındaki bir çocuk tutup, yani ortalığı, efendim çok affedersiniz, işemez. Efendim tutup burnundan efendim pisliği çıkartıp yemez. Sürekli yiyor. Yapmaz bunu. 4,5 yaşındaki bir çocuk bunu yapmaz. Bunu yapıyorsa evde işler yolunda gitmiyor demektir. Evet, ne yapacağımızı bilemiyoruz biz de. Yani ilk önce o işleri yola koyacağız. Yani işler yolunda gitmiyor deyince çocuğa karşı eğer bir şiddet varsa, çocuğa dışlama varsa, çocuğu örseleme var ise, ben burada hep çocuğun benliğine saygıdan bahsediyorum. Eğer anne baba ve birlikte yaşıyorsunuz, etrafındaki kişiler çocuğa saygısızca davranıyor ise çocuk bu saygısızlıkları yapar. İlk önce çocuktan hiçbir şey beklemeyin. Oturun ailecek, ya biz ne yapıyoruzu konuşun. Şu vaziyete bak, çocuk bu duruma geldi. Biz hala çocukla mücadele etmeye çalışıyoruz. Yenemezsiniz çocuğu. Eğer bastıra bastıra zorlayarak giderseniz tamam, çocuk bu sefer çok affedersiniz evin içerisine işemez. Ama bu sefer gider dışarıda, bu sefer daha belalı işlere bulaşmaya başlar. Sizden sindiği için. Sakın çocuğu içine doğru
İkinci bir kişilik oluşturmaya çalışmayın zorlamalarınız ile. Yetişkinler bir araya gelsinler, bir konuşsunlar. Ya biz ne yapalım, yapıyoruz yani? Yapma etme diyorlar, tehdit ediyorlar. Boş. Fırsatını buldum mu sadece benim yanımda bu sefer yapıyor. Gizli tutuyor. Bakın ben diyorum ki, çocuğa karşı saygılı olunması lazım. Evet. Siz de diyorsunuz ki tehdit ediyorlar diyorsunuz. Evet, bu bir saygısızlık değil mi? Evet öyle, ama kimse dinlemiyor, yok ya kimse. İşte ben de diyorum ki dinlemez diyordum. Çocuk tehdit edildikçe tehdit edenin istemediği davranışı yapar. Evet, farkındayım. O takdirde tehdidi bırakacağız. Bu bir bizim ahlakımızla çocuk yetiştirmek değil. Bu bizim terbiye yöntemimiz değil. Tehdit değil ederek mi? Çocuk yetiştirmek bizim yöntemimiz değil. Baş edemezsiniz. Tehdit ederek, zorlayarak yetiştiremezsiniz. Durduramazsınız. Ama sindirirsiniz. O yüzden yani benim söylediğimi lütfen tam bir kavramaya çalışın da oturun yetişkinler olarak, ya biz yanlış yapıyoruz galiba deyin. Biz yanlış yapıyoruz. Yani tehdit, zorluyoruz, kızıyoruz ama yine yapıyor. Sadece iki kişinin, hiçbir şey demiyoruz, yapma etme, bu kadar, siliyoruz, temizliyoruz ama diğer kişiler kızıyor, bağırıyor, dövmeye çalışıyorlar, öyle işte. Hani şunu söyleyeyim size, herkes muhtemelen şu anlattığınız şeylerden yola çıkarak çocuğun ilgiye ve değer görmeye ihtiyacı var. Evet, kardeşi doğdu zaten. Hı-hı. Hı-hı. 9 aylık, o zamandan sonra böyle oldu ve çok fazla 24 saat oynadığı bir halası vardı. Hı-hı. 20 yaşında. Abartmıyorum, 24 saat oturup oynadığı bir halası vardı. Onunla da oyunu kestik. İyice bu şeyler çoğaldı. Tabii bir işte de. Bakın tamam işte bunlar. Yani o eskide nasıl kendisi değer görüyor ise o vaziyete tekrardan getirmedikçe çocuk bu davranışlarından vazgeçmez. Tamam evet, tamam. Tamam inşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun. Efendim hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Efendim merhabalar. Alo. Alo merhaba efendim. Merhaba Adem Hocam. Merhabalar. Ben 1,5 senedir sizi takip ediyorum. 7 yaşında bir oğlum var. İlkokul 1'e gidiyor. 2 yaşında da bir kızım var. Çok zorlu bir çocukluk geçirmedik oğlumla. Hep oynayarak, bir vakit geçirerek dışarılarda falan. Ama şimdi kendisi sürekli oyun istiyor. Devamlı oyun oynamak istiyor. Her akşam artık babası santranç doğdu buydu kafa dağıttırmaya çalışıyoruz ama bazı yerde yoruyor bizi gerçekten. 2 yaşında da kız kardeşi var. Dövüşlü oyunlar oynamak istiyor, yerden yere vuruyor, müdahale etmek istemiyorum. Ama bir yerde yani insanlar geldiği zaman, misafir falan geldiği zaman çok zor oluyor benim için. Bağırmak istemiyorum. Hadi şunu yapalım, bunu yapalım diyerek vakit geçirmeye çalışıyoruz ama bu oyuna doyuramıyoruz hocam. Şimdi 1,5 yıldır dinliyorsunuz bu programları. Evet dinliyorum. Hatta arşivinizi aldım, 100 programlık. Tekrar tekrar onları da dinlemeye çalışıyorum. Tamam. Peki ben size sorayım o zaman. Sizce niye yapıyor bunu? Bizle vakit geçirmek istediğini düşünüyoruz. Oyuna çok düşkün. Biz hep onu küçüklükten beri öyle oyunlarla şey yaptık. Yani babası santranç oynayarak, kelime oyunu oynayarak, dışarıda gezerek. Yani iyi bir şeyler, ya, ne bileyim o şekilde alıştırdık onu diye düşünüyorum tamam. Ben. Devam edin. Burada sıkıntı nedir? Şimdi küçük kardeşi, yani mesela misafir geliyor. Gelen misafirlerle dövüş oyunu oynamak istemesi. Ya her insan kaldıramıyor. Biz anne baba olarak bazen kaldırıyoruz da. Hı. Gelen insanlar için de sıkıntı oluyor bize. Bir dakika. Biz onu bağırmayalım diyoruz. Bir dakika. Şöyle mi diyorsunuz yani? Aslında çocuğum normalde günlük bizle nasılsa misafirler geldiğinde de yine aynı şekliyle oluyor. Evet. Ama misafirler bu sefer kaldıramayacak diye biz sıkıntıya giriyoruz. Bir şey söyleyecekler veya yanlış olacak diye mi endişe ediyorsunuz? Hocam kaldıramıyorlardı zaten. Mesela teyzeleri geliyor. Benim gösterdiğim sabrı onlar gösteremiyorlar. Hemen müdahale ediyorlar. Müsaade edin. Peki burada sorun çocukta mı? Eve gelen misafirde mi? Misafir olduğunu biliyoruz zaten. Bazen uyarmaya çalışıyorum. Hani onun da kardeşini şu an... Müsaade edin adım adım gidelim. Peki hı hı. Problem madem ki eve gelen misafirlerin tahammül gücünün azlığı veya çocuğa sizin gözünüzle bakmıyor oluşuysa siz niye hedef olarak çocuğunuzu seçiyorsunuz? Hocam diyoruz ki 7 yaşına geldi. 7 yaşına kadar biz bazı şeyleri yani sabırla vermeye çalıştık ona. Gerçekten çok sabrettik. Tamam. Babası da çok sabırlı bakın, bir insan. Bakın güzel şeyler söylediniz siz. Eşiniz ve kendinizle ilgili çocuğunuzu yetiştirmek için gayet sabırlı ve gayet bir duyarlı bir anne baba modeli sergilediğinizi söylediniz ama aynı hassasiyeti etrafın göstermiyor oluşuyla ilgili bir problemlerden bahsediyorsunuz öyle değil mi? Evet hocam. O zaman bakın yani
o bakış açılarını değiştirmeye çalışın. Yani teyzesi eve geldiğinde eğer teyzesi sizin gösterdiğiniz sabır gibi sabır göstermiyor, çocuğunuza kızıyor, itiyor ve azarlıyor ise burada azarlanan suçlu değil, azarlayan kişi o zaman kendisine gelmesi lazım. Ben şimdi sizi bu telefon konuşmasında terslesem, küçük düşürsem, azarlasam bir daha arar mısınız? Bir daha hayır beni hocam, dinler misiniz? Hayır. O zaman bir de size o zaman suçlu ilan etmiş olsak olur mu? Niye aramıyor, niye şey yapmıyor, bak şey yapıyor diye. Hem çocuk bir taraftan dışlanıyor, teyzesi tarafından veya işte başkaları tarafından, hem de ondan sonra suçlu ilan ediyor. Yok hayır. Onların da aynı duyarlılığa gelmesi için çalışın. Keşke hocam normal mi peki 7 yaşında sürekli oyun oynamak istemesi, sürekli bizle vakit geçirmek istemesi. Çok normal. Kardeşim var 2 yaşında, onunla dövüş oynamıyor. Oynayamaz ki. Elini çeviriyor. Onunla böyle yani şey kaldıramayacağı, çocuğun kaldıramayacağı hareketleri yapıyor. Çok zora geldiğinde dur diyorum, yapma artık oğlum lütfen tabii, tabii. Yazık. Senin kardeşin o diyorum, bak benim kızım ama senin de kardeşin o diyorum. Ondan sonra eğer kimse yoksa onu uzatmıyor ama daha çok müdahale olursa hani tabii. Dedesi falan daha çok daha da uzatıyor. Yani tabii. Yapamayacağı hareketleri şiddet bu sefer onları yapıyor. Tabii, bakın. Acaba diyoruz bir anormallik mi var? Biz yok, çok yok, oynadık yok, çok değil, yanlış değil. Yaptık diye ben bu sefer üzülüyorum. Yolunda gitmeyen bir şeyler var herhalde bunun bu kadar oyun oynamak istemesi. Dün bütün gün dışarı çıkarttım onu parklarda yeşilliklerde vakit geçirsin diye. Eve gelince yine oyun oynama arzusu var. Yani bakın hadi biraz şöyle kitap yapalım. Okuyalım. Dersleri başarılı. Öğretmenim de diyor ki çok farklı bir çocuk diyor. Çok güzel. Çok maşallah. Başarılı diyor. Çok bakın, zeki çocuğunuzun diyor. Bu özelliklerinden vazgeçittirmeyin. Çocuğunuz şu tarif ettiğiniz çocuk yaşama sevinci olan bir çocuk. Cıvıl cıvıl olan bir çocuktan bahsediyorsunuz. Evet. Eğer hocam. Yönteminizi değiştirirseniz çocuğunuz içeriye doğru pörsümeye başlar. Ondan sonra siz de teyze de belki birazcık daha memnun olursunuz. Ama bu sefer bu çocuk böyle dolu dolu o gözlerini kaybeder. Biraz önce öğretmeni çok ayrı bir çocuk dediğiniz özelliği kaybeder. 1,5 yıldır dinliyorum bu programları diyorsunuz. Evet hocam. Harika. Evet. O zaman yanılma ihtimaliniz çok zayıf. Yani benim de sizin yaşınızdan, sizin çocuğunuzun yaşından birkaç yaş büyük çocuklarım var. Onlar da devamlı oynamak istiyorlar. Normal mi hocam? Normal yani, tabii. Niye ki? Hocam. Ya normal tabii. Çocuk eğer dolu doluysa anne babasıyla birlikte olmak ister. Yani duyarsızsa o zaman korkun çocuğunuz. Duyarsız, arsız, laf dinlemiyor, söz dinlemiyorsa o zaman korkun. Ama sizle bir birliktelik olmak istiyorsa ondan çekinmeyin. Ama şöyle yapın. Oyunlar kısmını aslında oyun ve oyuncaklardan çıkartın. Evinizin içerisinde güncel yaşamı paylaşmaya dönüştürün. Bir şeyler yapılacakken onunla birlikte yapın. Öyle yapıyorum hocam. Mesela dakika tutuyorum. Hadi diyorum şu dakikada diyorum ben de eşyalarımı toplayacağım sen mi toplayacaksın? Yok yok ben hayır. Ben böyle, öyle... ben böyle bir şey tarif etmedim ki radyoda şimdiye kadar. Yok ben kendim hani o şekilde hoşlandığım yok, için. Yok olmaz. O hoşlanmış olsa da ben... o zaman. Olmaz yanlış yanlış. Yani çocuğu kendinizle yarıştırmaya kalkar. Onun biyolojik ritmini bozarsanız bu sefer kendinize bağımlı hale getirirsiniz. Bakın siz dediniz ben 1,5-2 yıldır sizin programınızı dinliyorum. Ben o zaman evet, bu türlü şeyler yapmadığınızı düşünerek söylüyorum. Böyle bir şey yapmayın sakın. Hayır. Siz güncel yaşamın içerisinde yarışmaya koymadan, mükafat vermeden. Çok mükafat yok hocam zaten. Harika. Ceza da vermeden sadece güncel yaşamınızı paylaşma. Masa kurulacak, örneğin sofra kurulacak. Tabakları verirsiniz. Bir tanesini siz götürürsünüz. Bir tanesini o acele etmeden koşma oğlum aceleye gerek yok. Tuzu verirsiniz ona o götürür. Efendim bulaşık. Evet hepsini yapıyoruz zaten. Aynen, hocam ama... kardeşime de 2 yaşında kardeş var. Bir tabak da ona veriyorum. Ona da veriyorum. Harika. Hadi sofrayı siz kaldırın çok şimdi. Güzel. Tuzu tamam alıyoruz. Musun? Camları siliyoruz. Bütün bu işleri beraber yapıyoruz zaten hocam. Harika. Evi süpüreyim mi anne diyor. Tamam oğlum süpür diyorum yani. Süpürebilse de süpüremese de tamam süpür diyorum. Harika. Onlarda hiçbir sorunum yok. İşte sabır bu. Gösteriyorum. Onlar benim için önemli değil artık da. Hani böyle çok oyun oynaması, yok, çok yok. Şey yapması. Yok yok. Acaba dedim yoluna gitmeyen bir şeyler mi var? Kardeşi de bu kadar çok harala güreve geçirmesi. Ve kardeşi şimdi üzerini çıkarmaya başlıyor. 2 yaşında kendisi. Üzerine soruyor, açı çıkar çıkar diye onu teşvik ediyor. Yani bu durumlardan rahatsız oluyoruz hocam. Yok yok, demin ki söylediğiniz şeyler gayet normal. Yani gayet normal. Normal. Çocuğunuzun hocam? Dolu dolu olması, yaşama sevincinin olması, oyun oynama isteğinin olması, koşuyor olması, coşuyor olması gayet normal. O çocuğun çocuksu halini normal görmeyenlerle siz mücadele etmeye çalışın, olur mu? Çok sağ olun tamam, hocam. Peki, bir de bu programları beraber dinliyoruz kendisiyle. Onun için
Ne güzel. Ona da yok yok hiçbir şey olmaz. Selam söyle. Adem amcam çıktı diye bağırıyor diyorum acaba bazı şeyleri dinliyor dedim. Bir sorun olur mu ona beraber? Yok yok ben burada çocuklara sakınca olacak bir şey söylemiyorum. Dinleyin birlikte. Sizin Şimdi anne diyor Adem hocaya söyleyeceğim seni diyor kendisi. Çok güzel söylesin. Yani sizin burada unuttuğunuz şeyleri o hatırlatsın. Siz de bundan incinmeyin. Tamam oğlum. Aynen öyle tamam. Hocam. Çok harika. Sağ olun peki, hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Hocam. Hayırlı günler. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Efendim maalesef evet biz çocuğu bir şekliyle yetiştirmeye çalışırken bizim o dolu dolu yetişmeye çalışan çocukların eğer üzerinde başkaları abanmak istediği zaman ya bu çocuk niye böyle şımardı, niye bu çocuk böyle şımarık diye eğer etraftan gelenler de bizi bunaltmaya başlayınca normal çocuklar bile sanki anormal olarak karşımıza çıkıyor. Yok yok el alem için çocuk terbiyesi olmaz. El alem kızacak diye çocuk terslenmez. Başkası çocuğuma kızmadan aman ben şimdi işte sağını cimcikleyeyim, solunu cimcikleyeyim, geç içeriye deyip de tersleyerek çocuk terbiyesi olmaz. Hiç kimse için değil, o çocuk onurlu olması için siz çocuk terbiyesinde yol almanız lazım. Efendim bir dinleyicimiz daha var kendisine. Merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Alo, merhaba Adem Hocam. Merhabalar. Allah razı olsun sizden programlarınızı. Çok faydalı buluyoruz biz. Yararlanıyoruz çocuklarımız adına. Benim 3 tane çocuğum var hocam. 13, 11 ve 7,5 aylık bebeğim var. Bebeğimle doğduğundan beri beraber yatıyorum sizin tavsiyeleriniz ışığında. Hı hı. Sabah uyandığında bebeğimle oyun oynuyoruz. Ama bebeğim diğer zamanlarda da doğduğundan beri fark ettiğim bir davranışı var. Ağlarken saçını çekiyor. Biz hani hem kendi saçını çekiyor hem de canı acıdığı için daha fazla ağlıyor. Biz saçını ayırmaya çalışıyoruz. Hani parmaklarını çok hızlı bir hareketle değil yavaşça açmaya çalışıyoruz. Ama bu hareketinin ben... İlerleyen zamanlarda kardeşlerinin saçını çekmeye, kulağını çekmeye, burnumuzu çekmeye kadar vardığını gördüm. Hı hı. Acaba oyun oynama tarzı mı hocam? Yoksa başka bir davranıştan mı kaynaklanıyor? Ben bunu çözemedim. Saçını neden çekiyor? Oyun oynarken mi çekiyor? Hayır, doğduğundan beri ağlarken saçını çekiyordu. Biz şimdi çok ağlatmadık hani bebeğimizi. Hı hı. Hemen ağladığında yanında olmaya çalıştım, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştım. Hı hı. Zaten emziriyorum, anne sütünü de güzel alıyor. Hı hı. Ek besinlere de güzel bir dönemde geçtik. Bir problemimiz çok yok. Ama saçını neden çekiyor? Hani kız şu anda mu? Da saçını, evet kız çocuğu. Saçı uzun mu? Saçını hayır çok uzun değil. Hı-hı. Yani gözlerinin önüne gelmiyor. Onu biz biraz kısalttık engellemesin diye. Yok yok bakın ben size bir şey söyleyeyim. İçiniz rahat hı-hı olsun bir problem anlatmıyorsunuz şu anda. Bir problem anlatmıyorsunuz. Yani çocuk o sırada saçını çekiyorsa eğer çeksin. Evet saçını evet çekiyorsa acı zaten kendisini hissettirecektir. Siz eğer duyarsız kalırsanız o saç çekmesine karşı kenarda durun. Elini açmaya çalışmayın. Bırakın saçını hı-hı çeksin eğer çekiyorsa canı yansın. Canı yanarak kendi kendine fark eder bunu zaten. Yani evet canı yanmasına izin vermek diye düşünmeyin de neyi ne yaptığını kendisi fark etsin. Yoksa siz eğer elini açmaya çalışırsanız o takdirde evet çocuk buna karşı direnir. Elini açtırmamak için direnir. Ve sizin hı-hı engel koyduğunuz yere doğru çocuk iyice yönelmeye başlar. İnatlaşmaya başlar bu sefer de. Hiç girişmeye gerek yok. Bırakın olduğu gibi olsun. Yani saçını çekiyorsa bırakın çeksin. Önemli olan ağlatmayın. Önemli olan şu anda o ihtiyaçlarını gideriyor olun. Bir problemden bahsetmiyorsunuz bunu. Çözmek için ekstra bir şey sarf etmeyin bunun için. Olur mu? Yani çocukla çatışarak çözmeye çalışmayın bunu. Bırakın eğer saçını çekiyorsa kendisi çeker çeker can acır ondan sonra kendisi bırakır. Olur mu? Evet hocam. Ablasıyla abisi kucağına aldığında sevmeye çalıştıklarında onların kulaklarını çekiyor, burnunu çekiyor. Onlar da ağlıyorlar. Şimdi canını acıtmak istemiyorlar bebeği. Nasıl davranmamız gerektiğini bilemedik. Hani elinden hızlıca çekmek mi çocuğu kurtarmak mı? Yoksa yani bebeğin o şekilde davranışına izin vermek mi? Burada yok, biraz yok çözümsüz kaldım ben. Şöyle yapın. 11 ve 13 yaşında diğer çocuklarınız. 11 yaşındaki çocuğu evet kurtarmanıza gerek yok.
13 yaşındaki bir çocuk zaten 7,5 aylık bir çocuktan kurtarılır. Siz rahat olun, bir kenara bir çekilin. Eğer burnunu tutuyorsa, tırnakları da yoksa acıtmaz zaten. Heyecana kapılmayın. Kulağını çekiyorsa bırakın. 13 yaşındaki bir çocuk kendini savunur yani. Yeter ki siz bir şey yapmayın. Onlar kendi aralarında şey yaparlar. Kulağını çekiyorsa kafasını kenara çeksin. Bu kadar basit. Burnunu çekiyorsa geriye doğru çeksin kendisini. Hiç siz karışmayın. Büyüğü kurtaracağım diye uğraşırsanız bu sefer küçükle de çatışmaya girersiniz. Olur mu? Tamam hocam. Inşallah. Peki. Teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Efendim bir kısa ara verelim. Tekrardan görüşmek üzere. Tekrar birlikteyiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı yayında yine sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bu arada gelen birkaç e-maili okudum. Kısa kısa onlara cevap vermeye çalışayım. Öznur Hanım'ın bir mesajı var. Hocam, kızım 28 aylık ve babaya çok düşkün. Babası Nisan'da askere gidecek. Askerliği kısa dönem ama bu kritik dönemi nasıl yapsak da daha az etkilenir. Ben ilk 3 ay kendi evimizde kalmayı düşünüyorum. Kalan 3 ayda da babaannemizin yanına köye götürmek düşüncemiz var. Yalnız kayınvalidemle aramızda pek iyi değil. Mecbur olmasam hiç götürmem ama çok sıkıntıdayım. Yardımcı olursanız çok sevinirim diye sormuş Öznur Hanım. Şimdi Öznur Hanım, endişeye kapılacak bir şey yok. 28 aylık evet bir çocuk babadan keyif almaya başlar. Ama babanın yokluğu çocuğu o kadar çok ciddi etkilemez. Yani baba olmuş olursa 28 aylık bir çocukta çocuk için şenlendirici bir ortamdır. Ama hala bu çocuğunuz doğmuş olmadığı için, hani ruhsal embriyo dönemi diye tarif ediyoruz ve 4 yaşında doğuyor çocuklar. 3,5-4 yaşında doğuyorlar. Hala size bağımlı olduğundan dolayı babanın yokluğuna karşı bir mahzunlanır, hüzünlenir ve size sorular sorar. Ama ruhsal bir çok etkilenme olmaz. Nasıl kolay atlatabilirsiniz? Babanın yokluğundan sonra fazla bir yaşamında değişiklik yapmayın. Ortamını stabil tutmaya çalışın. Yani ama siz mesela burada 3 ay evimizde kalacağız, 3 ay babaannesinin evine gideceğiz. Yaşamını yine değiştiriyorsunuz. Mümkün olduğunca babası gelinceye kadar evinizi, ortamınızı, efendim yaşamınızı çok ciddi değiştirmeyin. Eğer gidecekseniz başlangıçta babaannenin yanına gidin ve orada kalın. Yok gitmeyecekseniz evinizde kalmaya çalışın ve mümkün olduğunca babadan başka değişikliklere girmeyin. Endişe duymayın, çok bir etkilenmez. Biraz mahzunlanır ama annenin yokluğu gibi değildir 28 aylık bir çocuğun yanından babanın ayrılmış olması. Döndükten sonra analı kızı, kınalı kuzu gibi birbirlerine sarmaş dolaş olurlar. Efendim, hattımızda bir dinleyicimiz var. İkisine merhaba diyelim. Merhaba Adem Bey, kolay gelsin. Merhabalar. Benim 2002 doğumlu, 6 Kasım 2002 doğumlu bir çocuğum var. Öncelikle ben size her şey için teşekkür ederim. Gerçekten Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizi dinledikten sonra gerçekten çok değiştim ben. Tabii ki ben değiştim, çocuğum da değişti. Meğerse biz çocuklarımızı gerçekten çok kötü bir hale sokuyormuşuz. Evet. Keşke bütün anne babalar sizin yerinizi dinleseler. Kusura bak, ben birden kendimi tutamadım. Hocam sizinle, hani değerli annelerle babalarla, bizi dinleyenlerle. Dün ben çocuğum, hani arkadaşlarımı çağırmıştım. Üç tane çok sevdiği arkadaşı vardı. Onları çağırdım. Öğlen işte ikram falan hazırladım. Misafir odasında yemek masasının üzerine koydum. İkramları hazırladım. Peçeteler, işte bardaklar, tabaklar, şunlar bunlar. Hani bir misafir gibi yaptım. Aklıma da siz geldiniz. Hani aziz misafir, hani evinizde aziz bir misafir var, ona göre davranın falan. Bunlar aklıma geldikçe hocam, hani daha iyi davranmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çocuklara da öyle yaptım hocam. Sonra bir tanesine dedi, biliyor musunuz? Aa, biz burada mı yiyeceğiz dedi. Yani çocuk o kadar şaşırdı ki. Neden? Hani gerçekten çocuklarımıza değer vermiyoruz. Hani biz burada mı yiyecek? Biz burada mı yiyeceğiz derken daha değersiz bir yerde mi yiyeceğini düşündü o çocuk? Evet, herhalde hocam öyle tahmin ediyorum. Hani siz bize hani misafir odasında mı hazırladınız? Bir de çok sevindi çocuk, çok mutlu oldu. Tabii ki dedim, gibi güzel misafirler nerede yer dedim ben de. Oturdu, gerçekten çok böyle duygulandım, çok böyle şey oldu. Birisi de hocam hani şey yaptı.
Ben onlara oyun falan hazırlamıştım. Balamın içine bir şeyler koyup hani oyun oynatırdım. Ondan sonra sepete basket potası yapladım, toplarla attık falan. Hani böyle çok değişik oyunlar kurmaya çalıştık. Ondan sıkılıp ondan. Sonra koridorumuz bizim bayağı bir geniş. Evcilik oynamak için minderleri sırayla dizdik işte. Hani herkese bir minder, bir ev falan yaptık böyle. Dağıttılar, bayağı bir dağıttılar ama hiç ben sesini çıkarmadım. Sonra birisi geldi dedi ki, nerede biliyor musunuz hocam? Dedi ki, Çiğdem teyze, bizim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Bir sürü oyun hazırlamışsınız. Yani çok duygulandım, çok böyle hani sizinle paylaşmak istedim gerçekten. İyi ki paylaştınız. Yani anne baba değişince... gerçekten çocukların aslında hiçbir suçu yok. Gerçekten elimizde onlar aziz bir misafir. Allah razı olsun paylaştıklarınız için. Allah razı olsun paylaştıklarınız. Ben şaşırıyorum. Yani, bizi bu hale kim getirdi? Yani hocam gerçekten... Çocuklarıyla savaşır bir vaziyete bu millet nasıl geldi? Çocuklarına adam yerine koymadan, ceza vererek, tersleyerek, horlayarak çocuk nasıl söyleyebiliyor? Biz yani, burada mı yiyeceğiz? Sen aziz bir misafirsin, Allah'ın aziz bir misafirisin. Seni ben kıyıda köşede mi yedirttireceğim? Ben böyle düşündüm hocam, yani böyle hazırladım, onları gayet güzel hazırladım. Sonra çocuk öyle deyince dedim ki, demek ki çocuklar kendilerini çok değersiz hissediyorlar ki. Öyle. Hani biz öyle. Burada buraya mı layığız, hani misafir olsun kirletecekler çocuklar, genelde hani öyle düşünülüyor ya, kirletecekler işte, burada yemeyin işte, sofra becerelim, şurada yiyiverin, hemen dökeceksiniz, saçacaksınız falan gibisinden. Ben de en güzel yerde hani bütün kapıları açtım, hiçbir yeri kısıtlamadım, oynadılar, eğlendiler. Sonra bir baktım hocam ne yaptılar biliyor musunuz? Hani ben evde alacak işte ekmeğin falan hiçbir şey demedim. Sonra bir baktım ki ben içerideyken hani onları da rahatsız etmek istemedim. Kendim anlasınlar diye içeriye girmiştim, kitap okuyordum. Sonra çıktım hocam, bir baktım ki birbirlerine diyorlar ki biz toplamazsak ayıp olacak. O kadar hani Çiğdem teyze bize izin verdi. Evet. Biz toplamazsak ayıp olacak. Her tarafı toplamışlar hocam. Her tarafı, bütün oyuncakları toplamışlar. Hiçbir çöp kalmamış evde. Yani insana, o kadar dağılmıştı ki. Evet, insana değer verince insan evet. olduğunu fark ediyor değil mi? Asıl işte ben... Çok duygulandım, evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İstersen. Ben şimdi yaptım şu anda. Eşimin görevi dolayısıyla buraya geldik. Artık benim hani eski benle yeni ben arasında, yani sizi dinledikten sonraki ben çok değiştim gerçekten. Şu anda mesela görüyorum buradaki, yani gerçekten size çok ihtiyaç var burada hocam. Yani sizi davet tahmin etmek ediyorum. İçin aslında. Yani o kadar kötü durum ki, her yönden kötü yani. Hani anlatamayacağım şu anda ama her yönden kötü. Mesela artık bir çocuk görüyorum, buradaki çocukların hepsine çok acıyorum. Çünkü hepsi çok kötü yani. Mesela annesi tutmuş elinden küçücük bir çocuk. Ya yavrum daha yürümesini zor beceriyor. Tutmuş kolundan çekiştir. Hocam çocuk düştü, düşecek yani. Evet. Anne önden hızlı hızlı gidiyor. Çocuk arkadan ona yetişemiyor ki, sürükleniyor yani böyle. Evet. Mesela onu görüyorum, içim yanıyor. Ondan sonra daha bir sürü çocuk çamaşır asmaya çıkmış hocam. Benim çocuğun yaşlarında bir kız çocuğu yan apartmanda görüyorum. Çamaşır asmaya çıkmış. Çamaşır atarken annesi bir geldi içeriden. Dövdü gitti içeriye. Çocuk tekrar çamaşır asmaya başladı. Oturup ben ağlıyorum bunları gördükçe. Sinirlerim çok bozuluyor hocam. Yani gerçekten burada size çok ihtiyaç var. Hani Allah razı olsun. Hassasiyetin için ben teşekkür ederim size. İsterseniz kapatın. Birkaç tamam. şey de ben söyleyeyim. Tamam hocam. Allah İnşallah razı buraya olsun. Bekleriz. İnşallah. Bir şekilde hani İnşallah. Temas kurarsak. Ha? İnşallah. Tamam. Kolay gelsin hocam. Allah razı olsun. Yani ne denir bilmiyorum ki. Bu aziz millet çocuklarıyla bu vaziyete nasıl gelmiş, onu ben çok kestiremiyorum. Bu milleti yetiştiren, bu millete kültürel değerlerini kazandıran aziz peygamber çocuklara kaşlarını dahi çatmamış ama din adına, diyanet adına vesaire adına, şu adına, bu adına çocuklarını efendim ceza ile, çocuklarını tersleyerek, dışlayarak kim söylemiş ve bu millet nasıl inanmış buna? Ve çocuklara nasıl ceza verilerek çocuklarda davranış kazandırılacağını kim anlatmış da bu anneler inanmışlar? Ve çocuklar sofraya oturduklarında, aziz misafirler sofraya oturduklarında birbirlerine fısıldıyorlar, biz burada mı yemek yiyeceğiz diye. Neden? Çünkü çocuk rahatsız eden bir şey, öyle değil mi? Çocuk anne babaları rahatsız eden bir şey. Sıkıntı oluşturan bir şey. Rezil eden değil mi? Rezil ediyor. Komşularımıza karşı rezil ediyor. Ve ondan dolayı yaşamımızın içerisinde böyle her an gözlerimizi diktiğimiz bir şey, öyle değil mi?
ve her an parmaklarımızı uzattığımız bir şey. Allah size nasıl davranıyorsa siz de çocuklara öyle davranın. Bakın, yememize izin veriyor, içmemize izin veriyor, insan gibi yaşamamıza izin veriyor, dostlar edinmemize izin veriyor. Ama dönüp neden çocuklarımıza karşı aynı tebessüm içerisinde, aynı genişlik içerisinde olamıyoruz? Ve ondan sonra duyarsız çocuk yetişiyor, duyarsız çocuk yetişiyor. Bu annenin, bu hanımefendinin o samimi duyguları için gerçekten teşekkür ederim. Sizin gibi aziz misafirlere nereye oturtturacağım diye kendi içerisinde derinleşebilme büyüklüğünü sahip olmuş olan bu anneye gerçekten teşekkür ederim. Ve ben belki de bir deli gibi çıktım ortaya yani. Bir delice annelere, babalara çocuklarınızla ne olur insan gibi yaşayın ki insan gibi çocuklar oluşsun diye çıktım. Ama çok defa görüyorum ki derdimi de anlatamıyorum. Çocuğu nasıl adam ederizin derdinde daha anne babalar. Büyüklük tutkunlukları içerisinde çocuğunun üstünde güç gösterilerinin derdinde birçok anne baba hala. 2,5 yaşında, 2 yaşındaki bir çocuğun kolundan sürükleyerek götürüyor. Çocuk arka tarafta süründürülerek geldiğini anne baba daha görmüyor çocuğun çocuğa baktığı zaman. İnşallah değişeceğiz. İnşallah değişeceğiz. Ben görüyorum ki şu Anadolu pedagojisini bir kavrayabilmiş olsak, tekrardan o eski İstanbul beyefendisinin ruhunu tekrardan bir kavrayabilmiş olsak, güller açacak Türkiye'de. Bakın, Avrupa'da insan hakları var, çocuk hakları var. Hadi bir çocuğu sokağın ortasında bir kulağını bir çekin bakalım bir. Başınıza ne iş geliyor? Ama Türkiye'de yetişkinler sanki birbirleriyle anlaşmış gibi kulağı sokağın ortasında çekilen çocuğa hiç kimse kolundan tutmuyor. Sen ne yapıyorsun demiyor. Annesi değil mi canım, vursun iki tane de. Biz dayak yiye yiye büyüdük, öyle değil mi? Biz kötü insan mı olduk? Evet, kötü insan oldun. Bak, çocuğunu dövüyorsun, farkında değilsin. Eşine karşı duyarsızsın, farkında değilsin. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz var. Alo. Efendim, merhaba. İyi günler, benim bir sorum olacaktı. Hep buyurun, dinliyorum. 2,5 yaşında bir oğlum var. Elektrik süpürgesine çok fazla düşüyor, yani çok seviyor. Sabah uyandığında süpürge yapacağız mı diyor. Yani bu normal, biraz benim kafamı karıştırıyor hocam. Hiç kafanızı karıştırmasın. Ellerinizden öper. Bizim de 2,5-3 yaşlarına gelmek üzere bir çocuğumuz var. O da aynı şekliyle çok düşkün süpürgeye, çamaşır makinesine. Keyif içerisinde çocuğunuzla elektrikli süpürgeyi onunla birlikte paylaşmaya çalışın. Hiç kafanızı takmayın. Çok normal bir şey. Teşekkür ederim hocam. Bir de odasını ne zaman ayırmamız gerekir? Bunu soracaktım. Sizden mi? Evet. Yani şu anda aynı odada kalıyorsunuz. Aynı odada kalıyorsunuz. 3,5-4 yaşlarına geldiği sırada ayırabilirsiniz. Birazcık daha kalın. Evet. Evet. Birazcık daha kalın. Hocam. Son bir sorum daha olacak. Bir de bana çok bağlı. Yani böyle evin içinde ben neredeyim hep orada. Bütün oyuncaklarını topluyor. Hani iki dakika sonra bile mutfağa gitsem arkamda böyle babası olduğu bile durmuyor. Kardeşi var mı? Yok, tek çocuk hocam. İşte size kardeşin haberini veriyor. Kardeşi olması evet. Lazım. Bir süre sonra inşallah kardeşi olursa onun güzelce kardeşiyle birlikte oynarken sizi unutur bir tarafta, tamam mı? Yani ben ama başka böyle yaşıtlarına bakıyorum, hani başka çocuklara öyle değiller. Yani arkadaş ortamına da girmiyor, hep benim yanımda, benim gelmemi istiyor. Ama başka çocuklar oynuyor hani. Hı-hı. Annesinden ayrı, tek kardeşi olanlar da var, tek çocuk olanlar. Şimdi yani tek çocuk bir tarafta eğer kendi başına bir şeyler yapıyor ise bu da çok da doğru bir şey değil. Yani şu anda çocuğunuz hala ben ruhsal embriyo diye tarif ettiğim dönemin içerisinde. Yani sizin peşinizden geliyor olmak, sizle birlikte olmaktan keyif alıyor olmak aslında bu çok kötü bir şey değil. Çünkü daha 4 yaşını doldurmadığı için bunlar olabilecek şeyler. Yeter ki siz çocuğunuza karşı bir duygusal yoksunluk içerisinde bırakmayın. Yeter ki çocuğunuza karşı sert davranmayın. Bunlar olabilecek şeyler. Daha çünkü 3,5 yaşını doldurmadı. Onun için bunlar doğal şeyler. Sizle birlikte olmasının keyfini çıkartın. Yarın sizi istemeyecek. Hiç rahatsız olmayın bundan. Şimdi anneliğinizi şimdi yaşayın. Ve kardeşi hı hı. olsun çocuğunuzun, olur mu? Tamam hocam. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Efendim, hattımızda dinleyicimiz alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çünkü vaktimiz dolmuş. Ne kadar da hızlı geçti zaman. Şu anda saat 11.54. Ben bir iki tane maile hızlı hızlı cevap vermeye çalışayım. Efendim, Yasemin Hanım'ın mesajı var. Merhaba, benim 7 aylık bir kızım var. 3 yıl bekledikten sonra oldu.
30 yaşındayım. İkinci bebeği düşünüyoruz ama sütten kesmek zorunda olmak endişelendiriyor beni. İlk bebeğim 1,5 yaşındayken kardeşi olsa onun ruh sağlığı açısından sakıncaları nelerdir? Sakıncalarını anlatmaya kalkmış olsam Yasemin Hanım çok çok uzun sürer. Ama ben size şunu tavsiye edeyim. Keşke önceki programlarımızı dinlemiş olsanız. Önceki programlarımızda ben iki kardeş arasındaki yaş farkının neden dolayı efendim 4 yaşına doğru olması gerektiğini tarif etmiştim. 3,5-4 yaşına doğru. Şimdi 7 aylık bir çocuğunuzu şu anda eğer yeniden çocuk beklerseniz, hamile olursanız o zaman 7 aylık çocuğunuzu sütten kesmek zorunda kalırsınız. Ve sütten kestiğiniz zaman o çocuğu duygusal yoksunluğun içerisine itmiş olursunuz. Bu sefer paçanıza dolaşır. İşler birbirine karışır. Baş edemeyebilirsiniz. O yüzden küçük çocuğunuz şöyle bir kendisini toparlasın. Bakın siz de yeni doğum yapmışsınız. Siz de bir kendinizi ruhen toparlayın. Acele etmeyin. Yani 30 yaşında olmanız evet 34-35 yaşından sonra riskli olur. Ama daha vaktiniz var. 2 tane çocuğunuz olur ama sağlıklı çocuğunuz olur. Acele etmeyin. Çocuğunuzu sütten kesmek bir çocuk sahibi olmayı düşünmeyin. Çocuğunuzu 2 yıl doyasıya emzirin ki o çocukta güven duygusu oluşsun. Efendim bir sonraki efendim uzun bir mesaj. Merve Hanım'ın mesajı. Merve Hanım Anadolu Pedagojisi'nin aynı zamanda üyesi olduğunu söylüyor. Şöyle bir şey söylüyor. Anadolu Pedagojisi grubunda şu anda çat kapı misafirliklerle ilgili konuşuyor. Çat kapı misafirlikler olmalı mı diye bir şey sormuş Merve Hanım. Yani belli belirsiz zamanlarda yukarıdaki komşu hemen birden aşağıdaki komşuya gelmesi, aşağıdaki komşunun ya da akrabaların hemen birbirini ziyaret etmiş olması, eskiden olan bir adetin, geleneğin efendim şu anda da oluyor olması iyi olur mu diye sormuş. Ben çok tasvip etmiyorum. Neden tasvip etmiyorum? Çünkü önceden evler buna müsaitti. Çat kapı girdiğiniz zaman bir haremliği, selamlığı vardı. Yani şimdi girdiniz hanımefendi kıyafetleri düzgün bir kıyafet değil. Efendim evin içerisi düzgün değil, şu değil, bu değil. Birdenbire evin içerisinde sıkıntıya sokmuş oluruz. Hemen birdenbire telaşla içeriği hazırlamaya çalışır, sağa hazırlamaya, sola hazırlamaya çalışır. Ama önceden evler geniş geniş evlerdi, ferah ferah evlerdi. Misafiri kabul edeceği, efendim oturma odasını vesairesini bir de geniş aileydi. Şimdi gelin tek başına kalmış çocuğuyla baş başa bir 80 metrekare, 100 metrekare evin içerisinde yaşıyor. Kayınvaliden nerede? Memlekette. Kayınbaban nerede? O da yok. Kendi annen nerede? O da yok. Ya tek başına mı yaşıyorsun burada? Evet. Hani çekirdek aile deniliyor ya. Şimdi böylesi bir kişiyi yani evin işini tek başına halletmeye çalışan, çocuğun işini tek başına halletmeye çalışan, geniş bir evi olmayan bir kişi yani öyle 2-3 tane salonu olmayan bir kişiyi çat kapı misafirle zorlarsanız ki bir de günümüzde bayanların çoğu da çalışıyor. Şimdi böylesi bir kişiyi eğer bu misafirle zorlarsanız evet dostlukların artırılması ve samimi ortamın oluşması için güzel bir şey diyebilirsiniz ama yani bunaltır bir süre sonra bunaltır. Ben çok tasvip etmiyorum. Eski düzen olmadığı için maalesef tasvip etmiyorum. Efendim bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Yarın radyolarınızın başında olursanız çocuk deyip geçmeyin de sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Efendim hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.